Kapyon grafiğimizde şamblon durumumuzda 9 yakın hedef bölgemiz vardı. Şu bölgede üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra bu hafta için gördüğünüz gibi belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 8.45 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşayıp tekrar cuma günkü kapanışla beraber 9 bölgesini test etmiş ve o bölgeye yakın bir kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi devam ettirip 9 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra hem şu bölgede yapmış olduğu zirve yakın zirve bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 940 bölgesi önemli direnç noktasını oluşturuyor. 940 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışları bu tepkisi hareketle beraber sağlayabilirse Şablon bölgesinin üst noktası direncine kadar, 10 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirip, daha sonraki yakın hedef bölgemiz olan 10 elli hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa da daha yukarıdaki hedeflere doğru süreci devam ettirme ihtimalini artıran bir şablon durumu gerçekleşebilir. Önemli olan bu bölgedeki test etmiş olduğu 845 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerin oluşmaması. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor şayet 8.45 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişler meydana gelirse, şablon bölgemizin alt noktası, ikinci destek bölgesi ve en önemli destek noktası 7.95. 7.95 bölgesinin altına geçişler de oluşursa, kesin stop bölgemiz olan 7.10 bölgesi en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişler tehlikeli durumlar oluşturacak bir şablon durumuna dönüşen en önemli destek noktası. Bu grafiğinde 25 yakın hedefi için belirlediğimiz 17.95 yarı yarıya stop noktası, 16.15 bölgesi de kesin stop noktası ve gördüğünüz gibi 17.95 bölgesinin altına geçişler oluşmadan tekrar yukarı tepkisi hareketler devam ediyor. Fakat şu bölgedeki direnç noktası şablon bölgesinin üst noktası olan 21.50 bölgesindeki direnç noktasının da geçemediğini görüyoruz. Bu bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirdiği sürece tekrar yukarı tepkisel hareketleri başlatma ihtimalini devam ettirip 21.50 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yukarıdaki direnç noktalarına yani 23 40'a ve daha sonra da yakın hedef bölgemiz olan 25 bölgesine bu yükselişleri sağlama ihtimali devam edebilir. 17 95 bölgesinin altına geçişlerden sonra da yarı yarıya stop durumunu değerlendirmemiz gereken bir şablon durumu oluşacağından dolayı kesin stop noktamız olan 16 15 bölgesini önemsememiz gereken bir şablon durumu oluşacak. O bölgenin altına geçişlerden sonra da mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gereken durum meydana gelecek. Çünkü daha alt bölgelerdeki desteklere kadar geri çekilme durumları oluşturan bir şablon durumu gerçekleşme ihtimali oluşacağından dolayı 16 15 bölgesinde yapılan kesin stopla beraber alt bölge desteklere gerçekleşen düzeltme durumunda lot çoğaltma işlemleri oluşturulup yukarıdaki maliyetler geriye çekilebilir. Batı grafiğimizde belirlediğimiz şamlon durumunda 425 yakın hedefi için 325 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 3 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Şu an için yakın direnç bölgesi olan 365 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. Üzerine geçişleri sağlayamadığı için tekrar geri çekilme ve 3.25 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza yakın durumda devam etmiş ve o bölgede tabi tutunmayı sağlayarak şu şablon bölgemiz içerisinde de süreci devam ettirmiş oluyor. 3.65 üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse daha sonraki direnç noktasına kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 3.95 bölgesi ki en önemli direnç noktası şu anda 3.95 bölgesi geçilmediği sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayıp geri çekilme ve destek bölgelerinin altına da devam eden bir süreç oluşabilir. O yüzden 3 bölgesinin altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirelim. Daha alt bölge desteklerden not atma işlemlerini gerçekleştirmek için. 3.95 bölgesi üzerine çıkışları sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından dolayı daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşüp 4.35 bölgesi geçilirse yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıran bir görüntü gerçekleşir. beton grafiğimizde yakın edep bölgemiz 600 bölgesi o bölgeye tepkisel hareketler oluşturması için öncelikle birinci direnç noktası olan 515 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlaması gerekiyor. Cuma gün için tekrar o bölgeye bir tepkisi hareket başlatmış ve yakın bir kapanışla da haftayı kapatmış. Bu tepkisel hareketi devam ettirip 515 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 575 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 575 bölgesi geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse 600 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere yükselişleri sürdürme ihtimaline doğru giden bir şablon durumu gerçekleşebilir. Önemli olan yarı yarıya stop noktamız olan 455 bölgesinin altına geçişlerin oluşmaması. Şayet öyle bir durum oluşursa 402 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar bir geri çekilme güç kazanma hareketi oluşabilir. 402 bölgesinin altına geçişler de gerçekleşirse mutlaka kesin stop olmamız gerekiyor. Çünkü daha alt bölge desteklere kadar geri çekilme durumlarını devam ettirip alt bölge desteklerden not çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Göldaş grafiğimizde şamblon durumumuzda belirlediğimiz 150 hedefini gerçekleştirmiş fakat üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturamadığından dolayı daha yukarı devam etme ihtimali oluşturmamış. 150 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra şamblon bölgesinin üst noktası olan 155 bölgesi şu anda en önemli renk noktasını oluşturuyor. 155 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse yukarı yükselişleri devam ettirmeye ihtimalini oluşturup daha üst bölge hedefleri gerçekleştirme ihtimalini sağlayabilir. Geri çekilme güç kazanma hareketleri oluşturursa tabii ki destek bölgeler olarak takip edeceğimiz yakın destek olarak 140 bölgesi var. 140 bölgesinden sonra 135 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölgelerin altına geçişlerden sonra 120 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız var bu bölgelere devam eden bir güç kazanma hareketleri oluşsa da önemli olan yarı yarıya stop noktamız olan 123 bölgesinin altına geçişlerin oluşmaması, 123 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali yüksek olarak sürebilir. Nuh çimento belirlediğimiz yakın hedef bölgesi 150, yarı yarıya stop bölgemizde 122.35, kesin stop bölgesi 107.25 olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu hafta için gördüğünüz gibi tam 122.35 bölgesini test ettikten sonra Cuma gün bir tepkisi hareket gerçekleştirip şu bölgedeki kanal direncine takılmış ve şuradaki direnç noktamız olan da 130 bölgesine yakın bir kapanışla haftayı kapatmış oldu. Tabi 130 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yakın direnç bölgesindeki en önemli direnç noktasını geçmek için bu atakları devam ettirebilir. O bölge 140 bölgesi. Çünkü şu bölgede de geçiş sağlamaya çalışsa da test etse de üzerine geçiş sağlayamadığı için tekrar geri çekilme durumları oluşturmuş oldu. 140 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yakın hedef bölgemiz 150 hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere yani şablon bölgesinin üst noktası olan 165 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürebilir. 165 bölgesi geçilip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturursa da daha üst bölge hedeflere devam eden sürecin başlangıcını oluşturacak şablon durumuna dönüşebilir. Şu an için çalışan 122-35 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemizi önemsememiz gerekecek. 107-25 bölgesi 107-25 bölgesinin altında geçişler oluşmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirip 150 ve daha üst bölge hedefleri gerçekleştirme ihtimali devam eder. 107 bölgesinin altına geçişler oluşursa da kesin stop yaparak alt bölge desteklerinden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.